Çanakkale merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Oba köyünde köylüler 5 aydır ilk kez elektrik gelmesinin sevincini yaşıyor. Geçmişi yaklaşık 300 yıl öncesine dayanan 5 haneli Oba köyünde 15 kişi yaşıyor. Yıllardır elektriksiz yaşayan Oba köyü sakinleri 2011 yılında köylerine elektrik gelmesi için TEDAŞ'a başvuru yaptı. TEDAŞ yetkilileri ise köylüleri Çanakkale Valiliğine müracaat etmeleri için yönlendirdi. Çanakkale Valiliğine köylerine elektrik verilmesi için başvuru yapan köy sakinlerinin müracaat üzerine gerekli incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından 5 hanesi bulunan Oba köyü sakinlerine valilik tarafından nüfus azlığı nedeniyle elektrik verilemeyeceği cevabı verildi. Allah'ın hakkını bana helal et sevgili cefakar anne. Benim gün çok katlandın zahmete, sen dua et layık olayım rahmete. Böylece bunu bana helal eyle, helal eyle. Benim sevgili cefakar sana ben de kılmışım. Babayı ateşlere atan anneyle babanın evladın öksür. Yürekte umul bal yarene Bunun üzerine 2012 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile kent merkezinde görüşme fırsatı yakalayan Oba köylüleri köylerinde elektrik olmadığını belirterek taleplerini iletti. Dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan köylülere taleplerinin en kısa zamanda yerine getirileceğinin sözünü vererek köye elektrik verilmesi için gerekli yerlere talimat verdi. Yapılan çalışmaların ardından 3 yıl sonra Oba köyüne 5 ay önce 15 Ocak 2015 tarihinde ilk elektrik verildi. Tamamını top sahasına indi, çıktı. Ben de polisler yara yara vardım yanına, arabaya çıktım. Başbakanımızdan elektrik istedim. O da dedi tamam dedi. Annemin dedi her istediğini valiye telefonunu dedi, adresini dedi, adını soyadını al dedi. Vali de dedim ben her şeyim var benim dedim. Tamam dedi, vali var dedi. Ben hayra davet ettim. Bugünkü günde hayrımız vardı dedim. Aynısı bugünkü gibi. Ondan sonra, tamam gereken yapılacak anneme dedi başbakanımız. Ben de ondan sonra işte konuştuk, ettik oradan, indik. 2-3 gün sonra da buraya TEDAŞ müdürleri geldi. Ondan sonra 1,5-2 sene sonra da elektriğimizi aldık. Çok şükür Allah'ımıza, çok rahat esince. Başbakanımızdan, TEDAŞ müdürlerimizden... Ne bir daha müdür vardı ya kız.
Bursa müdürlerimizden, her şeyden çok memnunuyuz. Emeği geçen herkesten. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinize. Senden de Allah razı olsun. Köyde yıllardan beri elektriksiz ve susuz yaşamanın çok zor olduğunu belirten 44 yaşındaki Zeliha Tunç, elektriğe ihtiyaç olduğunu belirtti. İlk önce gerekli yerlere elektrik için müracaat ettiklerini ifade eden Zeliha Tunç ve köy sakinleri sözlerine şöyle devam etti. Şimdi ben doğmam buralı, burada doğdum, bu köyde doğdum. Fakat tabii okula başlayınca falan Çanakkale'ye gittik. Annemler oraya göç etti çocukların eğitim sebebiyle. Fakat emekli olduktan sonra tekrar buraya yerleşmeye karar verdiler. Ev yaptılar. Babamın arkadaşıyla beraber. Ahmet abi gel istersen sen de. Sonra tabii burada yaşamak isteyince zor şartlar altında elektriksiz, susuz yaşamak çok zor oldu. Ondan sonra elektrik ihtiyacı doğdu. Biz de müracaat ettik. Annemle beraber önce Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a buraya geldiği zaman tesadüfen karşılaştık. Ona sıkıntımızı ilettik. Daha sonra sağ olsun onların da yardımıyla TEDAŞ'a müracaat ettik. BİMER'e yazdık. Onlar da, yetkililer de bizim bu isteğimize duyarsız kalmadılar. Bize yardımcı oldular. Ve 3 yıl sonra, 3. yıl evet, değil mi evet, Ahmet evet. abi? 3 yıl sonra elektriğimiz daha yeni bu sene bağlandı. Şimdi burada yaşamak daha güzel ve daha kolay oldu. Doğamız zaten çok güzel, havamız çok temiz. Daha yeni yeni bu köye gelmek isteyenler var. İnşallah onlar da gelir. Yani bu kadar. Çok köyün geçmişiyle ilgili, çok daha önce buranın en kalabalık köyüydü burası, bu yörenin. Elektrik en ne kalabalık. Zaman geldi buraya? Daha yeni 2-3 ay mı oldu? Yıl başında 15 Ocak'ta falan yandı. Daha yeni geldi elektrik. Yani şimdi çok güzel. Köyümüz daha da güzelleşti. Köyün kaç yıllık bir tarihi var, geçmişi? Ya köyün çok eski bir geçmişi var. Belki evet, 200 evet. yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık. Evet, çok eski de. Eski bir köy. Tarihini biz bilemiyoruz. Yani tarihini bilemiyoruz. Biz, ben hani bir Ahmet abiler mesela burada doğmuşlar. Annemler evet. burada doğmuşlar. Dedemler burada doğmuşlar. Burada büyümüşler. Yani çok eski bir geçmişi var ve bu yörenin bu köylerin en kalabalık köyüymüş. En eski köy burası. Evet, en eski köy burasıymış ama zamanla yaşlılar vefat ediyor. Gençler eğitim sebebiyle evlenerek göç ediyorlar. Köyümüz azalmış. 2-3 hane burada vardı. Sonra babamlar geldi, Ahmet abiler geldi. 5 hane şu anda. Daha da inşallah kalabalıklaşacak. Şimdi bu köy aşağı yukarı çok eski bir köy. Biz burada doğduk, büyüdük. Buralardan göç ettik, Çanakkale'ye gittik. Bir 40 sene Çanakkale'de kaldık. Tekrar döndük buraya şimdi şu anda. Buraya ev yaptık. İşte burada yaşıyoruz. Ve hayırı da 3 seneden beri, 4 sene, bu sene 4. sene devam ettiriyoruz. Ceyran'ı da 3 seneden beri, 4 seneden beri uğraşıyorduk. Bu sene geldi yılbaşını, 15 Ocak'ta geldi, yandı, Allah razı olsun, yaptılar yani. İşte burada böyle yaşayıp gidiyoruz biz. Eski bir tarihli bir köy burası. Bugünkü hayırı bunun için mi yaptınız? Elektriğin gelmesini... Hayır, hayır. Biz geleneksel, çocukluğumuzdan beri büyüklerimiz yapıyordu. Biz de devam ettiriyoruz. Bir ara bir bıraktılardı, yine bir devam ettik. Evet. Elektriğin gelmesinin ardından köyde televizyon izlenmeye başlandı. Bak, 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 bak. Aynı oyalanacak bir şey var Ömer'e. Ver, ver şakın. Bir tanesi dursun ya, fark gel yavrum. Kaç o şetme gel. Burada da Hüseyin. Vallahi yok herhalde tontörü. Gel oraya çıkma Hüseyin. Geriye çık. Zaten benim yan canımı gel. Hadi çabuk. Köy meydanındaki Oba Köyü Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara pilav ve tatlı ikram edildi. Tamam, bitti orası. Başak! Devam! Açık da orada. Orada bak. Bir tane ver.
Ali. Tabii tabii. Çek. Kaşık yok bizde, kaşıklar da altına. Yön de vardır. Götürelim. Abi var. Ha, yoğurtsuz mu? Bir tane yoğurtsuz versene. Bırakın şunları ha. Arkadaşlar. Camiyi götür. Abi. Hayır lan. Ya bırakın. Şey yapmayın, alsınlar ya. Kırmayın. Boş verin. Hızlı geçin. Bırak.